Tamatama Japonca'dan selamlar sevgiler, ben Levent Oksöz. Nasılsınız? Bildiğiniz gibi bu kanalda sizlere Japonca öğretmeye çalışıyorum. Bir yandan da Japon kültürü üzerinde içerikler üretiyorum. Bugün aslında bir kanji videosu çekecektim ama özel bir gün olduğu için bugünü JLPT'ye ayırmak istedim. Niçin özel? Önümüzdeki hafta pazar günü yani 7 Temmuz tarihinde Japonca yeterlik sınavı düzenlenecek. Ve biliyorum ki aranızdan bazıları bu sınava katılacaklar. Onlara bir motivasyon videosu olması için bu videoyu çekmek istedim. JLPT'ye girecek olan arkadaşları önemsiyorum şundan ötürü. Hepimiz tabii ki farklı amaçlarla Japonca öğreniyoruz. Japonca öğrenmek bence güzel bir yolculuk. Fakat öğrendiğiniz dili sertifikalandırmak, yani kelime bilginiz, okuma anlama gücünüz, dinleme gücünüz, bunları skora dökmek yani sertifikalandırmak için ayrı ekstra bir enerji sarf etmeniz gerekiyor. İşte bu sınava girecek olanlar bunu yapıyorlar ve bu nedenle benden bir alkış gelsin onlara çok önemli bir işe girdikleri için. Ve bu videoda sizlere kendi deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Sınavın içeriği, kaç soru çıkacak, geçer not almak için ne kadarını yapmak gerek gibi birçok soruyu zaten daha önceki videolarda cevaplamıştım. Bu yüzden oralara girmek istemiyorum. Bugün kendi deneyimlerimden sizlere aktarabileceklerim neler, biraz bunlar üzerinde durmak istiyorum. Ben şu ana kadar 3 defa JLPT'ye girdim. Birincisinde öğrencilik zamanında doğrudan N2'ye girip almıştım. Daha sonra da 2 defa da N1'e girip yine N1'e almıştım. Merak ettim en son ne zaman N1'e girmişim diye. Baktım bir de gördüm ki 2011'in Aralık tarihinde. Yani bayağı bir zamanda geçmiş aslında. Ve aldığım skora baktığımda görüyorum ki okuma anlamadan evet tam puan almışım. Dinlemeden tam puan almışım. Fakat kelime bilgisi yani kanjiden tam puan alamamışım. Elbette ki tam puan almanız zaten gerekmiyor. N1'de yaklaşık 2000 tane kanjiden sorumlusunuz. Tabii ki tam puan almasanız da sonuçta geçer not alabiliyorsunuz. Önemli değil. Bugün sizlere aktarmak istediğim şey ise kendi sınav deneyimlerimden yola çıktığımda benim için bana önemli görünen stratejiler neler? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle eğer elinizde bir kitap varsa, hazırlanabileceğiniz bir kaynak varsa son derece avantajlı bir konudasınız. Mesela bu konuda Nihongo So Matome ya da Shinkansen Master gibi seriler son derece kullanışlı kitaplar. Çoğu kişi bunları tercih ediyor. Güzel tarafı ne? Hedefiniz neyse N5'ten N1'e kadar nokta atışı yaparak ilgili kitapları alıyorsunuz ve bilmeniz gereken kelimeler, gramer bilgisi, dinleme gücü bunlar hepsi size bir hap şeklinde sunulmuş olacak. Yani elinizde bu kitaplar varsa son derece avantajlısınız. Fakat eğer elimizde yoksa, belki Türkiye'de olmanın dezavantajı, yani bir şekilde bu kitaplar elimizde değilse neler yapabiliriz? Elbette ki internetin gücünü kullanmak en mantıklısı. Zaten YouTube üzerinde de birçok kanal var ki tamatama Japonca da bunlardan bir tanesi. Yararlanabildiğiniz kadar yararlanmak en mantıklısı. Peki, böyle durumda neler yapacağız? Bence en önemlisi kelime bilgisi. Kelime bilginizi mutlaka geliştirin. Bizim zaten JLPT serisinde N5 ve N4'te çıkan kelimeleri ben bir videolarda size sunmuştum. Tek video olarak sunmuştum. Burada geçen kelimeleri mutlaka öğrenin. Mutlaka öğrenin. Ve hatta çalışırken mümkünse yazarak çalışın. Yapabiliyorsanız da seslendirin. Duyduğunuz kelimeleri bir kez de kendi sesinizden duyun. Son derece önemli. Diğer yandan gramer bilgisi. N5'ten N1'e kadar bu sınav sizin gramer bilginizi ölçecek. Şimdi biz belki gramer bilgisini kelimeyle çok ayırıyor gibi gözüküyoruz ama hayır. Aslında grameri öğrenirken de tıpkı bir kelime öğreniyormuşsunuz gibi davranın bence. Yani yeni bir ek öğrendiğinizde tıpkı yeni bir kelime öğreniyormuşsunuz gibi önem gösterin. Ve mümkünse de kelime bilgisi öğrendiğiniz kelimelerle öğrendiğiniz grameri birbiriyle kaynaştırarak yeni şeyler türetmeye çalışın. Yeni cümleler oluşturmaya çalışın. Size özgü olsun. Kendinize özgü olsun. Böylece o konuda daha derinleşmiş olacaksınız. Zaten yine JLPT serisinde gramerle ilgili çıkacak olan N5 ve N4'te çıkacak olan gramerle ilgili videolar vardı. Lütfen bu videoları dinleyin, izleyin. Eminim çok yararlı olacaktır. Size tavsiye etmek istediğim üçüncü şey ise mutlaka ve mutlaka
Mogishiken, yani örnek testler çözün, örnek sınavlara girin. Bunun neden önemi var? Şunun ötürü, sınava girdiğinizde hem kendinizi daha rahat hissedeceksiniz çünkü nelerle karşılaşacağınızı artık biliyorsunuz, hem de bilmediğiniz bir kelime olduğunda, bilmediğiniz bir gramer konusu olduğunda fark etmez, bilmediğiniz bir kanji karşınıza çıktığında not alın. Yani sınavı geçirmiş olabilirsiniz, bir Mogishiken dediğimiz, evet bu sınavı girdiniz ve geçmiş olabilirsiniz ama bilmediğiniz şeyler mutlaka çıkacaktır ve her defasında bunları not olarak ilerlerseniz gücünüz de gitgide artacaktır. Yani gerçek sınava girdiğinizde son derece rahat edeceksiniz. Diğer yandan ne yapabilirsiniz? Okuma anlama. Okuma anlama becerisi çünkü bu sınavda önemli. Fakat elinizde acaba yeteri kadar kaynak var mı? Eğer kaynağınız yoksa doğrudan yine internetten yararlanın. N5 okuma parçası yazın, N4 okuma parçası. Fark etmez. Karşınıza emin olun birçok kaynak, birçok okuma parçası çıkacak. Yani aktif olmanız son derece önemli. Eğer elimizde bir kitap yoksa, az önce söylediğim gibi Nihongo Soumatome gibi kitaplar elimizde yoksa, yapacağınız şey internetten faydalanmak. Çünkü internette benzer birçok kaynak göreceksiniz. Eğer N2, N1 düzeyinde ilerlemişsiniz ve sınava böyle gireceksiniz, artık zaten o kaynakları da bir köşeye bırakın. Bu sefer gazetelere bakın, manga okuyun, farklı kitaplar okuyun. Yani artık doğrudan sınava yönelik kitaplar değil, artık çerçeve bakın çok daha büyüdü. Her kaynak sizin işinize yarayacaktır. Böyle bir durumda her kaynak, her film, her drama, her anime, özellikle anime işinize yarayacaktır. Yani söylemek istedim. Kelime bilgisi, okuma, anlama, dinleme, bu üç şeyi eğer siz kitap olarak yapamıyorsanız internetten faydalanın. Ve daha sonra da neler yapabiliyorsunuz? Kendinizi test edebilmek için Mogishiken dediğimiz örnek sınavlar, örnek testler arayın. Eğer zaten JRPT serisinde ben de birkaç tane örnek sınav koymuştum. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Ya da internetten farklı sınavlar arayabilirsiniz. Peki, umarım başarılı olursunuz. Pazar günü güzel bir sınav geçirirsiniz.